Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyikel hüccet ibnil hasen. Salavatüke aleyhi ve ala abaih fi hazihis sa'a ve fi kulli sa'a. Veliyyen ve hafizen ve qaiden ve nasirah ve delilen ve ayna. Hatta tuskinahu arzakete ve tumetti'ehu fiha tebila. Birahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Ve ali Muhammed ve acil. Helal kazanç, yani insani değerlere uygun kazanç. Dinimizin önem verdiği bir husustur helal kazanç. Allah bedenin beslenmesinin helal yoldan olmasını istiyor. Çünkü haram insanın ruhunu etkiliyor, insanın kişiliğini etkiliyor. Bizim amacımız iyi bir insan olmak. Dinimizin kuralları da bizlere iyi bir insan olmanın yolunu gösteriyor. Bizim amacımız o bir dünyada güzel bir yaşam yaşamaktır. Bu dünyanın geçici olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bir gün gelip öleceğimizi biliyoruz. Öldükten sonra da yok olmayacağız biz. Yaşama devam edeceğiz. Ve o tarafın yaşamının temini bu dünyada mümkündür. Dolayısıyla da bizim bu dünyada bir şekilde kişiliğimizi geliştirmemiz lazım. Yanlış şeylerden uzak durmamız lazım. Kişiliğimizi geliştirecek unsurların peşine düşmemiz lazım. Onları öğrenip onları uygulamamız lazım. Bunun için de öğrenmek lazım, bilmek lazım, bu bilgiyi edinmek lazım. Bizim ruhumuzla bedenimiz arasında güçlü bir ilişki vardır. Bizi ruh temsil etmesine rağmen, yani biz o ruhuz. Biz bu beden kesinlikle değiliz. Bu bedenimiz bizim yok olup gidecektir. Ama gel gör ki bu beden ile ruh arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu ilişkilerden bir tanesi de bedene haramın girmesidir. Çok tuhaf şeydir. İnsan bir lokma ekmek yiyor. Şimdi aynı un, aynı su, aynı maya, aynı fırın. Ekmektir sadece. Ya başka da bir şey değil, ekmek. Ve aynı ekmek bazen helal oluyor, bazen haram. Yani o ekmeği kazanırken istenmeyen bir yoldan, meşru olmayan bir yoldan kazanırsan olur haram. Meşru olan bir yoldan elde edersen olur helal. Ama ekmek aynı ekmektir. Hiç fark etmiyor. Tuhaftır ki o lokma insanın midesine gittiğinde ruhu etkiliyor. İnsanın kişiliğini etkiliyor. Yani bu bedenle insanın ne gibi bir bağı olabilir ki? Kişiliğinin ne gibi bir bağı olabilir ki? Bu bedene giren madde, giren yiyecek kişiliği etkilesin. Gerçekten de biraz üzerinde böyle insanın düşünmesi gereken bir meseledir. Bir su insanın yalan konuşmasında ne gibi bir etkisi olabilir ki? Bir bardak su insanın ibadet etmesine niye engel olsun ki? Veyahut da tam tersi, bir bardak su İnsanın iyi bir adam olmasında niye etkili olsun ki? Kötü adam olmasında niye etkili olsun ki?
Ama etkisi var. Böyle bir ilişki var. Yiyecek ile, yani beden ile ruh arasında böyle bir ilişki var. Ondan dolayı Allah bize diyor ki, ben sizi böyle yarattım. Sizin bedeninizle ruhunuz arasında bir ilişki kurmuşum. Ve siz canınız istediği gibi bu devre bedene davranırsanız, bu bedene canınızın istediğini yedirir içirirseniz, bu sizin kişiliğinizde bir etki yapacaktır. Din buna helal lokma, haram lokma adıyla yaklaşmıştır ve bir prensip geliştirmiştir. Ve Allah diyor ki bazı lokmalar helaldir, bazı lokmalar haramdır. Haram olan lokma diyor, haram olan yiyecek sizin kişiliğinizi olumsuz yönde etkileyecektir. Yani öyle ki insanın duasının kabulünü engelliyor. Diyor bir insan haram yemişse o adamın duası kabul olmayacaktır. Çok tuhaftır. Ve diyor ki bir insan helal kazanıyorsa, kazancı helalsa Allah onu koruyacaktır. Yani haram kazananı da Allah korumayacaktır. Bunun manası budur. Allah'ın koruması ve korumaması ne anlama geliyor? Yani senin başına bir bela gelecek normalde. Ama sen helal kazanan bir insan olduğu için o bela senin başına gelmiyor. O sıkıntı seni es geçiyor. Bir musibet başına gelecektir. Ama o helaldan dolayı o musibet sana uğramıyor. Allah seni koruyor. Kötülükten koruyor. Böyle bir ilişki var. Böyle bir ilişki var. Helal ile haram arasında. İnşallah ilerleyen günlerde neler helaldir, neler haramdır, nelere dikkat etmek gerekir onları anlatacağız. Ama öncesinde şunu anlatmak istiyoruz ki insan hayatında her şeye dikkat etmelidir. Bir su içmek, din diyor ki gece su içeceğin zaman otur iç. Ayakta içme. Gündüz ayakta içebilirsin. Allah'ım, beden aynı beden, su aynı su. Karanlık olunca ne oluyor ki ben oturayım içeyim? Dışarı aydınlık olunca ne oluyor ki ben ayakta da içsem bir şey olmaz? Allah diyor ki ben doğayla seni uyumlu yaratmışım. Ve birçok şeyi siz çözemeyeceksiniz. Evet, gerçekten de doğa çözülemiyor. Bilim adamları araştırdıkça doğadaki cisimlerin içeriğini çözdükçe bilim adamları hayretlere düşüyor. Sadece bu insanoğlunun bedeninin sırları dahi çözülememiştir. Ve kainatta, dünyada öyle sırlar var ki daha çözülememiştir. Yani gece karanlık olduğunda insanın su oturarak su içmesiyle bir biyolojik durum söz konusudur. Yani bir insanın bedensel durumu söz konusudur. Bu neyin nesidir? Bunu bilim adamlarının çözmesi lazım. Yani her şeyin bir ehli vardır. Biz bu işin ehli değiliz. Biz sadece Rabbul Alemin'in bize tavsiyesini insanlara söylüyoruz. Ama her şeyin de bir ehli vardır. Çünkü Rabbul Alemin tıp ile alakalı konuşmuştur, coğrafya ile alakalı konuşmuştur, uzay ile alakalı konuşmuştur, tarihle alakalı konuşmuştur.
hayvanlarla alakalı konuşmuştur, psikolojiyle alakalı konuşmuştur, ekonomiyle alakalı, siyasetle alakalı konuşmuştur ve hepsinin de ayrı uzmanı olması lazım. Din adamının görevi her konuda uzmanlaşmak değildir. Din adamının görevi sadece insanlara bunları anlatmaktır. Bunların incelenmesi, hepsinin kendi alanında olması gerekir ve hepsinin kendi uzmanlığını yapması gerekir. Din sadece insan nasıl yaparsa iyi bir insan olur onu söylüyor. Ama bu kanunların içinde sırlar vardır. Bu da bilim adamının işidir. Bizim işimiz değildir. Ama şu kadarını bilelim ki kainat sırlarla doludur, mükemmelliklerle doludur. Mutlaka gece vakti su içmenin, ayakta su içmenin insana zararı vardır. Kişiliğine zararı vardır, bedenine zararı vardır. Ondan dolayı dinimiz diyor ki gece suyu oturarak iç. Gerisini Allah bırakmıştır insanlara. Diyor ki sen gerisini araştır. Ben sözümü dedim, geriye çekildim. Araştırmak senin işin. Bu şekil yüzlerce örnek verilebilir. Bu şekil. Cinsel münasebet. Din bu konuya, bu alana girmiştir. Nasıl cinsel münasebette bulunacaksınız? Yolunu göstermiştir. Ona aykırı bir cinsel münasebet dünyaya gelecek çocuğu etkiliyor. Cinsi münasebete etkiliyor, psikolojiyi etkiliyor. Bir çok zararı veyahut da faydası vardır. Uyuma şekli, sağ tarafa uyuma, sol tarafa uyuma, ağız üstü uyuma, sırt üstü uyuma, hepsinin dinde kuralı vardır. Sola uyursan ne olur, sağa uyursan ne olur, sırt üstü uyursan ne olur, ağız üstü uyursan ne olur? Din diyor. Yönünü bile söylüyor. Doğuya uyursan ne olur? Batıya uyursan ne olur? Kıbleye doğru uyursan ne olur? Demek ki bunların bir sebebi var. Bir pantolon giyineceksin üzerine. Din diyor oturarak giyin. Ayakta giyinme. Bu kadar hassas noktalara değiniyor. Ki bunların sohbetleri edildi. Konuşuldu. Demek ki doğa ile insanın kişiliği arasında güçlü bir bağ vardır. Ki bu bağlardan en önemlisi ve bir tanesi de insanın yaşamını temin etmek için para kazanma yoludur. Bu para kazanma yolunun doğru olması lazım. Doğru olması lazım derken yani Allah'ın dediği şekilde olması lazım. Eğer kendi kafana göre yapar isen bu alışverişi, bu ticareti, o zaman sıkıntıya düşeceksin. Bu senin kişiliğinde bir etki bırakacaktır. Bu defa sen niye namaz kılamıyorsun? Sorgulaman lazım. Bu defa sen niye iyi adam olamıyorsun? Sorgulaman lazım. Bu defa senin niye yüzün gülmüyor? Sorgulaman lazım. Senin neden bir huzurun yok? Sorgulaman lazım. İnsanlar neden senin etrafından dağılmıştır? Sorgulaman lazım. Niye fazla çalışmana rağmen eline az kazanç geçiyor? Sorgulaman lazım. Sebepler var. Hepsinin sebebi var. Ve hepsinin de yolları buradan geçiyor. Bu helal, haram kazanç çok önemlidir. Peygamber Efendimizin bir sözü var. Buyuruyor ki, dört şeye mal alımında, satımında dikkat edin. Bir, malı aldığınız zaman o malı kötülemeyin. Adamın evini alıyorsun. Demek ki ya bu ev yerdendir, su çekiyor, bu evin kolonu böyledir, bu evin bir sürü masrafı var filandır. Yani ucuza kapatacaksın. Evi kötülüyorsun. Karşıdaki malı almak istediğin zaman kötüleme. Öyle bir duruma girme. İki, malı sattığın zaman diyor,
Onu haddinden fazla övme. Onu haddinden fazla övme. Süsleyip püsleme. Mal ortadadır arkadaşım. Bunların da psikolojik sebepleri var. Hepsinin sebepleri var. Niyesi var. Hepsinin niyesi var. Din diyor ki ticarette aldatma. Aldatma. Bir malın bu hanne ağacıyla yapılmışsa bu. O ağacın kendisini söyle eğer sorarsan. Suya dayanıklı mıdır, dayanıksız mıdır? Aldatma. Söyle gerçeğini. Bu kumaşın rengi solar mı, solmaz mı? Onu söyle. Herkes sattığı malı biliyor. İnsanları aldatarak bu işi yapmayın. Balıkçı balık satıyorsa, balığı bayat ise onu sulayıp taze gibi göstermesin. Hayvan satan insan, hayvan satacağı zaman hayvanı bol bol yedirip onu kilolu göstermesin. Çok her ticaretin bir hilesi, hurdası var. Ve her ticaret ehli de kendi mesleğindeki hileyi, hurdayı çok iyi biliyor. Genel ondandır. Allah diyor aldatma. Sen biliyorsun nasıl aldatacağını. Ve yemin etme arkadaşım. Yemin etme. Mal satarken yemin etme. Doğru yere de yemin etme. Ya zaten yalan yere yemin etmek günahdır. Allah lanet okumuştur lanet, yalan yere yemin edene. Yemin değerli bir şeydir. Allah'ın ismi değerlidir. Toplumda çok yemin edildi mi artık o yeminin değeri düşer. İçi boşalır. Artık kimse de inanmaz. Bu iş böyledir. Siz bir şeyi fazlalaştırdınız mı onun değeri düşer. Altın niye değerlidir? Altının demirden farkı nedir? Hiç. O da metaldir, bu da metaldir. O da toprağın altından çıkıyor, o birisi de toprağın altından çıkıyor. Altını değerli yapan şey nedir? Yani kadın neden demiri boğazına takmaz da altını takar? Neden bakırı takmaz da altını takar? Aynı şekiller bakıra da verilebilir. Neden altın değerlidir? Çünkü az bulunuyor, sebebi odur. Azdır. Az olduğu için değerlidir. Yoksa başka bir özelliği yoktur. Demir niye değersizdir altına rağmen? Çünkü çok bulunuyor. Altına nazaran daha çoktur. Ondan dolayı. Taş niye demire oranla daha değersizdir? Çünkü demirden daha fazla olduğu için. Daha fazla var. Ondan dolayı. Taşlar kendi arasında değere sahiptir. Hangisi az bulunuyorsa o taş daha değerlidir. Yemin etmek az olursa, mukaddes şeyleri ağza almak az olursa onun değeri vardır. Allah da bu değerli şeylerin değerden düşmemesini istiyor. İçinin boşaltılmamasını istiyor. Bir kültürü yıkmak istediğiniz zaman İlk önce o kültürün değer yargılarının içini boşaltmalısınız. Kaldırmaya gerek yok. İçini boşaltın yeter. Siz Müslümanlığı ortadan mı kaldırmak istiyorsunuz? Böyle bir niyetiniz mi var? Müslümanlığı adını ortadan kaldırmaya gerek yok. İçini boşaltın. İnsanların o dinden nefret edeceği işlerle uğraşın. Ki yapılan da budur. Ve bazen bu dini öğretiler adı altında da yapılabilir. İçini boşalttığınız zaman artık insanlar bundan zaten uzak kaçacaktır. Uzak duracaktır. Bu uzak doğru bir düşünürün sözüdür. Bir, kültürü yıkmak istediğiniz zaman
o kültürün, mukaddes saydığı şeylerin içini boşaltın. Yeter. O kültür çökecektir zaten. Odur ki dinimiz diyor ki Allah adına yemin etmek yalan yere olursa günahtır. Doğru yere de yemin etmek mekruhtur. İyi değildir. Hoşa giden değildir. Odur ki Allah diyor yalan yere yemin edenin Allah rahmetinden uzak tutuyor. Yani Allah ona lanet eder. O mel'undur. Mel'un demek yani lanet edilmiş demektir. Mel'un yani lanet edilmiş demektir. Helal kazanç o kadar güzel, değerli bir şeydir ki Allah diyor günahların kefaresidir. Kefare ne demektir? Siz bir suç işlersiniz, o suçun bir cezası olur. O cezanın yerine bazen ne yapılır? Para ödenir. O suçun şeyi çekilmez, cezası çekilmez. Buna kefare denilir. Bazen kefalet de denilir hani bazı şeylerde. Kefaletle serbest bırakıldı. Yani parasını ödedin, serbest kaldın. Hapishanede yatmaya gerek kalmadı. Dinde de böyle bir uygulama vardır. Ve tuhaftır. Allah diyor ki bir insan helal kazanır ise, helal kazanma yolunda uğraşır ise Allah günahlarına kefare sayar. Kefalet sayar yani. Yani günahını affediyor, bağışlıyor Allah. Yeter ki bu helal kazancın peşinde ol. Çünkü bu helal kazanç senin kişiliğini geliştirecektir. Seni iyi bir insan yapacaktır. Seni prensipli, adam gibi bir adam yapacaktır bu helal kazanç. Ve Allah diyor ki insanlar neden, ilk önce şunu diyeyim, insanlar neden haram paranın peşine düşer? Daha fazla olması için. Sebebi budur. Örneğin keresteci farz-ı misal 10 santim kesmesi gereken ağacı 9 santim kesiyorsa o 1 santimi çalmak için yapıyor. Neden çalar insan? Fazla olsun diye yapar. Hileyi neden yapar? Fazla olsun diye. Allah da diyor ki bu fazla olmasını neden ister insan? Çünkü onunla övünecektir. Onunla övünecektir fazla parayla. Allah diyor ki fazla parayla övünen adamdan ben nefret ediyorum. Parasıyla övünen, zenginliğiyle övünen insandan nefret ediyorum. Yani kişi şu düşüncede olmamalıdır ki ya benim param var, tabii ki benim sözüm geçerli olacaktır. Bunu bu düşüncede olan birine Allah öfkeleniyor. Bu fikirde olan bir insanın Allah kıyamet gününde diyor ben o insandan nefret ediyorum. Nefret etmek yani ne demek? Yani uzak durmak demek. Nefretin manası budur. Uzak durmak. Bir insandan da Allah o bir dünyada uzak durursa vay o insanın haline. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Murdar, köpek, alımı, satımı haramdır ve günahtır. Falcılık haramdır. Bakana da, baktırana da Allah lanet etmiştir. Falcılık. Köpek, alımı, satımı haramdır. Ama bu iki kısımdır. Bir, bazı köpekler vardır ki işe yarayan köpektir. Çoban köpeğidir. Koruma görevi üstleniyor. Bazı köpekler de vardır ki hiçbir işe yaramıyor. Süstür sadece. Tabiatta işi var. Tabiatta onun görevi var o hiç. Ama sadece süs olsun diye, sadece eğlence amaçlı olsun diye alınıp satılan köpekler haramdır ve yasaktır. Ama diğer yandan bir vazifesi varsa o köpeğin, bekçilik gibi, koyunun koruması gibi veyahut da farklı görevlerde kullanılacaksa köpek, o köpeğin değeri bile vardır. Yani bir başkası köpeği öldürürse köpeğin bedelini ödemek zorundadır. Kan parasını ödemek zorundadır.
Ama diğer şartlarda köpek murdar bir hayvandır, nezistir. İnsan eli değdiği zaman gidip elini yıkaması lazım. Murdar bir hayvandır. Ve bunun da alımı, satımı nedir? Haramdır ve günahtır. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.